8-14 haftalık tarotlara hoş geldiniz. Yani Ağustos ayı haftalık tarotlar sizlere neler söyleyecek? Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgili koçlar, bu dönem parasal hayatınızla alakalı deve yükünde beklenmedik fırsatlarımız oluşacak. Yani deriz ki miraslar, çözülmesi gereken noktalarla alakalı büyük mücadele ama sonu muhteşem bir yükün ve muhteşem bir başarının aydınlanmasını gösterir. Yani siz hayatınızdaki anahtarlara ulaşmak istiyorsanız işinizle alakalı birçok noktada aydınlanmalarınız söz konusu olacak. Bu ara ayrılma planı olan sevgili koçlar için iş yerinde özellikle İ ile ya da A harfi biriyle büyük bir tartışma, gerginlikler ve huzursuzluklar yaratabilir ve işinizle alakalı oyunlara maruz kalabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar onların ne dediği değil, sizin ne yapmanız bizim için önemli ve son 3 aydır ya da son 5 aydır işinizle alakalı yaşadığınız tekrar krizler gündeme gelecek. Patron, yönetici, bulunduğunuz noktadaki insanların size tavrı sert olacak. Alternatif iş beklentiniz varsa bu dönem işi, konum değişikliği, alan değişikliği ile ilgili bir kadından alacağınız, özellikle kumral bir kadından alacağınız destek sizin daha mutlu ve keyifli olacağınızı gösteriyor. Bu ara etrafınızdaki şeytan insanlardan uzak durmanız lazım. Güvendiğiniz, sarıldığınız birçok insan kuyunuzu kazacak. Dikkatli olun diyorum. Aşk konusunda özellikle eşimiz ve eşimizin ailesinden yaşadığımız bazı pürüzler tekrar gündemimizde olacak ve bu pürüzler bizim ilişkimizle alakalı birçok noktayı, geçmiş ve gelecekle ilgili planlarımızı yarı noktada bırakabilir. Eşinizin tarafında olmanızı öneriyorum, yoksa ilişki bitecek. İçsel dünyamızda halsizlik, yorgunluk, kendinizi mutsuz hissediyorsanız aşk konusunda yeni başlamak istediğiniz birçok şey için kendinize doğru tamir etmeniz lazım. Çünkü uzun süredir yaptığınız fedakar ilişkiler sizi tamamıyla yardım amaçlı ve kullanılma psikolojisindesiniz ve insanların ilişkilerdeki emeğinizin karşılığını alamamış olarak gözüküyorsunuz. O yüzden artık karşılıklı bir hayata geçmek istiyorsanız kendinizi şifalandırmanız gerekiyor. Evet, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Beğeni, yazı. Öpüyorum. Sevgili boğalar, özellikle bir kaos, ruhlarla enerjimiz, uykularımız çok karışık olabilir. Aile köklenmelerimizle alakalı yaşadığımız birçok nokta bizi bu hafta daha çok yorabilir. Hani gerçekleri görmek istemeyebiliriz. İnandığımız insanların noktalarındaki faydaları almak istemeyebiliriz. Bu arada kendi bereketinize, kendi şansınıza, kendi oluşumunuza güveneceğiniz için kimin ne dediği umurunuzda olmayacak. Kendi hatalarınızı görerek iyileşmeniz size artı bir kazanç sağlayacak. Yalnız ailede kardeş, erkek kardeş, kız kardeş arasındaki yaşanacak bazı sorunlar, özellikle kardeşiniz A harfi ya da K ve N harfiyle başlıyorsa ya da abiniz, ablanız, bu kişilerle aramızda ters giden ve sertleşecek bir noktaya hazırlıklı olmanız lazım ve kafanızda şüphe ettiğiniz birçok noktada açığa çıkacak. Yeni iş bekliyorsanız, işinizin değişimi, başka bir alana geçmek istiyorsanız cesaret ve denemek size daha hayırlı. Aşık olduğunuz kişinin içinde T ya da A harfi varsa o da sizi seviyor ve barışacak olarak gözüküyorsunuz. Bence ona bu şansı, bu fırsatı tekrar vermeniz lazım. Evli çiftlerle alakalı alım, satım, almakla alakalı ev taşıma, 4 numara, 14 numara, 24 numara gibi durumlarımız söz konusu olacak. Bunları artı düşündüğümüz takdirde güzel evimizin aydınlanması var. Yurt dışı, altın kupa, yani almak istediğimiz eğitimler, çocuklarınızla ilgili planladığınız birçok noktada artık kadın annelerimiz çocuklarımıza taç takacak ve onların eğitimi ve hayatıyla ilgili birçok noktada da doğum kararı alacaksınız. Aslında hayırlı mı? Evet, hayırlı. Yeni aşık olmak isteyenler, renkli ve keyifli, güzel bakan bir insan, özellikle H ve B harfi olan biriyle özgürlüğümüzü ve gerçek aşkı bulacağız. Ayrılmayı düşünen çiftlerle alakalı noktada kalp tekrar bu şansı size sunuyor. Bir de boşanmak isteyen kadınlar, haklarınızla alakalı, özellikle eşinizde S harfiyle başlıyorsa, G harfi ya da N harfi ise karşı tarafın ciddi tutumsuzlukları, güvensizlikleri sizi fazlasıyla yıprattı ve artık bu ilişkide tarafsız karar verip sahiplenmesini istiyorsunuz. Zor bir insan, kolay gelsin. Sevgili ikizler, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bu ara iş çevreniz, iş alanınızdaki insanların gerçek kimliklerinden çok
o size kötülük yapacağınız düşündüğünüz her insan size çok iyilik yapacak ve ettiğiniz muradınız, Allah katında ettiğiniz duanız, hazineniz ve para kapınızın daha güzel olacağını o kadar. Burada der ki adaletsiz davranışlarınız var, dengesiz tavırlarınız var. İnandığınız şeyin arkasında geçici durmadığınız için karşı tarafta bu konularla alakalı hem iş olsun hem ilişkileriniz olsun fazlasıyla dinlemediğinizi gösteriyor. O yüzden kendi doğrultusunda gidiyorsanız başka birinin hayatına dokunmak bence zarar getirirsiniz onu dinleyerek. İş çevrenizdeki insanları anlayarak uyarı veriyor. Özellikle annenizde harf olarak T ya da Z ya da A harfi varsa sağlık problemleri ve ani ameliyat gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Bu ara aşk ihaneti eşiniz, sevgilinizle aranızda sözlü ifadeler, sözlü tartışmalar, sizin konuşmalardaki sertlikler ve karşı tarafın konuşmasındaki sertliklerde yüzleşmekten çekineceğiniz laflar havada uçabilir. İş yerinde çok fazla tartışacak insanlarla muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Kalbinizi ferah tutun. Çünkü siz özellikle cuma, cumartesi gibi daha güzel aydınlanmalı, yeni imzalara, yeni kalbe, yeni heyecana dokunacaksınız. Eşinizle aranızda ya da hanımınızla aranızda soğukluk evresi var. Bu ilişki cesaretten çok karanlığa doğru gidiyor. Ve her iki taraf da çok yorgun. Maddi krizleriniz, ev içerisindeki yaşadığınız birçok noktada yalanlar saklı. Artık ya bu ilişkiye sahip çıkın ya da hoşça kal demeyi bilmeniz gerekiyor. Evlenmeyi düşünüyorsanız özellikle evlilik yapacağınız insanla O, F, İ harfi varsa doğru insan hayatınızda bilgelik ve güç evresinde aydınlığa kavuşacak. Ailemize ait toprak konumuz, müteahhit, anlaşma, yenilik, yani yeni haklarınızla alakalı çok güzel fırsatlar var. Bence bu fırsatları doğru oluşturduğunuzda vakti zamanı gelen hakları en iyi şekilde alacaksınız. Güzel bir tatil düşünceniz var hafta sonu, özellikle yakın dost 3-4 kişiyle gideceğiniz yolculuk sizin enerjinize daha güzel gelecek. Beğenin. Sevgili yengeçler nasılsınız? Hemen bakıyorum. Kader çarkın artık benim tarafımda dönmesini. Yani elimdeki pusulayı devamlı kaybediyorum. Ve kaybettiğim artık kendime sinirleniyorum, etrafa sinirleniyorum. İnsanların bu kadar dağınık noktalarına sinirleniyorum ama ben de bir hata var diyorsunuz ama. Evet sizde ne var? Çabuk sinirlenme özelliği. Alttan alırken bazı değişimlere odaklanamadığınız ve insanların kırılan aynaları ve aynaya baktığınız zaman onlar tarafından bakmadığınızdan dolayı devamlı bir incinen tarafsınız. Artık incinmek yok. İşinizde savaşacaksınız. İşinizle alakalı her şeyi yeniden başlatmak için korkmayın. Etrafınızda özellikle çekemeyen birçok iş ekibimiz var etrafımızda. Özellikle imza yetkilileri olanlar sizinle alakalı çok büyük tartışmalar ve çıkartılmalar gündemde olacak. Ama siz yasal olarak haklarınızı en iyi şekilde başaracaksınız. Korkmayın, kavganızı, onların içindeki günahkar duygularına şahit olmayın. Çünkü sizin Allah katında günahları aydınlık ve günahınız temizlenmiş olarak gözüküyor. Eliniz kolunuz bağlı dönem ve devletle ilgili beklediğiniz evrak atama ya da bunlarla alakalı tahtınıza güzellik getirecek. Aşık olduğunuz kişinin ailesinden kaynaklı sorunlar, ailesinin istememe gibi durumları biraz canınızı yıpratabilir ve karşınızdaki insanın sizi savunmaması biraz sizin karşı tarafa güven evrenizin yıprattığını gösterir. Gideceğiniz yolculukta tekrar bu ilişkiye şans vermek istiyorsanız doğru düşünün, o ailesini hiçbir zaman sizin için değiştirmeyecek, bunu bilmeniz lazım. Hayallerime ait bir aşk var mı diyen sevgili yengeçler izin. Özellikle şöyle söylüyorum, L harfi ve devamlı telefon meşguliyeti olan ya da sosyal alanlarda yakın dostunuz, avukat olabilir, devletle bağı olan biriyle tanıştırmanız var. Bu sizin hayatınızın dokunması, iyileşmesini istediğiniz birçok noktada için kalbinize doğru ilerleyecek. Aile büyüklerimiz, dede, büyük dede, baba, bu konularla alakalı babanızın bazı haksızlıkları, yapılan bazı suçlamalar ailemizi yıpratmaya başladı. Özellikle baba köklerinizin ciddi anlamda hak konularında size zararlar vereceği gözüküyor. Aman dikkatli olun sevgili yengeçler, hataya maruz kalmayın diyorum. Çok öpüyorum. Sevgili aslanlar, beğenin, yorum yazın. Bakıyorum.
Yeni bir ilişkiye başlıyorsanız ve bu hafta tanıştıysanız ya da 15-20 gün içerisinde tanıştığınız kişi size hayat boyu mutluluk vaat edecek ve onun işiyle alakalı bazı pürüzleri var. Bu pürüzleri tahta oturttuğu vakit siz onunla evlilik yoluna doğru şans evresi yaşayacaksınız. Özellikle ilişkileri tehlikede olan ve bir türlü oturtamayan bazı ilişkilerde aslında en büyük hayaliniz çocuk sahibi olmak. Ve karşı taraflı olan bakışlarınızı tekrar düzeltmek isteyebilirsiniz. Rabbim bu kanatlarınızı size verecek. Güç ve kanat sizin etrafınızda dolanacağı için kalp zaferi sizin. Ondan vazgeçmeyin. O sizi seviyor. Sadece korkuları var. Korkular için mücadele edin istiyorum. Bu ara iş konularınızla alakalı, maaşınız, priminiz ya da iş yerinizdeki haklarınızla alakalı almak istediğiniz noktalarınız var. Ama bunu hep erteliyorsunuz ve işi kaybetmekten korktuğunuz için de aman işsiz kalmayın korkunuz var. Yeri başkalarının adına 15 kişilik çalışıyor gibisiniz ve burada sizden başka kişi bu kadar başarılı değil. Ve buranın sahipleri sizi kaybetmek ya da buranın yönetimi sizi kaybetmek istemiyor. Haydi artık bunu konuş, cesaretini toparla diyorum. Bu ara ailede özellikle kuzenler, yani annenizin tarafı, dayılarınız, teyzeleriniz, kuzenler arasında saçma bir arsa muhabbeti gündeme gelebilir. Özellikle dayınızda ya da teyzenizde İ harfi olabilir, S harfi olabilir ya da M harfi olabilir. Devamı zaten ortalık karıştırıyor. Onun dediği değil, kural ve hak neyse siz bunları alacaksınız. O yüzden onun söylediklerini ve annenizi bu konuda yıpratmayın. Bu ara geçmişle alakalı özlediğiniz anneniz ya da babanızla ilgili devamlı dua ediyorsunuz. Allah bütün ölmüşlerimize ya da sağlık problemi olan tüm hasta şifalanmak istiyorsanız korkmayın, kaybetmeyeceksiniz ama kaybettiğiniz kişi de varsa o gayet kendi kanadında, kendi melediğinde ve kendi olması gereken noktada. Bu ara bir de işinizden çok çevredeki insanların sizi yönlendirmesi, devamlı size böyle bir müdahale etmelerinden çok rahatsızsınız. Buna siz fırsatı veriyorsunuz. Onlar kim ki sizinle böyle bir muhataba girebilir? Herkes hak ettiği değer kadar var olmalı. Siz fazla değer veriyorsunuz ve canınız yanıyor. Artık değerli olduğunuzu görmenizi istiyorum. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Beğen, yorum yaz, sevgiyle kal. O işinizle ilgili birçok noktada benim gülümsemekten, o alandaki insanları idare etmekten ve kendi içinde kaoslar yaşayarak aynı fanusta dönmekten o kadar çok yoruldum ki bu insanların ruhlarımı bozuk, kalplerimi bozuk, yani köklenmeye çalıştığımız her noktada dedikodu, karmaşık, iftiralar, yalanlar söz konusu. O yüzden biraz insanların göz bakış, göz nazarına fazlasıyla gelebilir. Siz kıskanılıyor olabilirsiniz ve insanlar fazlasıyla sizin hakkınızda konuşuyor. Unutmayın, başkalarının sizin hakkında konuşması demek işinizde başarılı olduğunu, işinizde gerçekleri yaptığınızı gösteriyor ama kart ters düştü. Ve birçok kartınız ters düştüğü için sizin psikolojik olarak yalnızlıktan korkma ya da bulun insanların hikayelerinin sizi korkutacak olaylarla karşı karşıya kalmak istemediğiniz için biraz daha kendi dünyanızda yaşıyorsunuz. Bunu düzeltin. Kendi iş, sevgilinizle, eşinizle ortaklı iş düşünceniz varsa yapın. Çünkü kalple birleşecek güzel bir iş ve bu iş birliği size çok güzel renk kazandıracak ve ilişkiyi de güçlendirmek. Kendi markamızı daha güzel noktalardır. Ama der ki çevrenizde ne çok düşman biriktirmişsiniz, ne çok insan biriktirmişsiniz. Herkes sizin kuyunuzu kazmak için arkanızdan yalan yalan konuşmalar ama yüzünüze gelen bir kahkaha enerjisi var. İnanın Allah sizin ayağınıza taş değdirmez. Onlar yaptıkları arasında kalır. Siz yeter ki Allah'la olan kalbinizi daha çok şifalandırın. Yeni aşk isteyenler için bence geçmiş. Geçmişte kırıldığınız kalbiniz şifalanmadan yeni bir insana odaklanma şansınız yok. Meditasyon, yoga, şifa bunlar size iyi gelecek. Bu ara bir de aile içerisinde kendinizi yalnız, mutsuz ve çaresiz hissediyorsanız ev taşınması, yeni eve geçmek, farklı yerlerle veya farklı alanlarla da bağınızla ilgili oluşturmak istediğiniz noktada engeller var. Bol bol kendi enerjinize dua okuyun. Bir de sizin 6. ve 5. ay çok sıkıcı ve çok stresli geçirdiğiniz için sanki bu Ağustos ayı sizin için krizler doğrultusu yaratıyor. Hayır, dengelenmek için doğru bir dönem. Ani ev değişikliklerimiz söz konusu olacak. Bunları da doğru değerlendirin. Sevgili teraziler, nasılsınız? Beğen, yorum yaz. Keşfete düşürelim. Daha büyük. Evet.
Hani deriz ya, içimizdeki insanların ya da iş alanındaki benim rakip gördüğüm insanlar dediğiniz kişilerden hayır göreceksiniz. Yani sizin için şu kötü düşünüyor, önüme engel olur mu dediğiniz kişiler sizin için çok büyük bir mücadele verecek. Aslında yakın gördüğünüz ve her şeyi onunla paylaştığınız kişiden zarar göreceksiniz. Yani ummadığınız taş baş yaracak, dikkatli olun. Yeni iş ya da yeni bir beklentiniz varsa hep değiştirmek, hep yenilenmek, ama sanata, ama resme, ama tiyatroya, ama sanata merakınız varsa artık bu noktanızı harekete geçirin. Burayı artık oluşturun ki yaratıcılığınız, yaratılışı olan noktalarda daha şifalı ve faydalı olacağınız gözüküyor. Bazen başlamaktan korkarız ve ben zaten başarısızım, hiçbir şey yapamıyorum deriz ya, artık sizin yazılarınız, işleriniz güzel bir nokta olacak. Başaramadığınız kağıt sizin için konuşuyor. Dengeyi bulamam dediğiniz hayat sizin için başlıyor. Artık siz kendi içinizdeki para rızkınızın çoğalacağını hissedin ve devamlı para enerjisine doğru kendinizi çekin ki bu yarım olan para bağlarınızla artık arkada değil, gelecekte çok paralarınızın olacağını hissetmeniz gerekiyor bu hafta. İlişkiler konusunda aslında ilişkimiz ciddiyet, aile, aile içerisindeki süreçler var ama hayatınızdaki erkek sorumluluk almak istemiyor. Bütün sorumluluğu size bırakacağı için böyle bir ilişkiyi ne kadar taşırsınız? Evlendikten sonra bu yük sizi yıpratmaz mı? Ya da bu yükü daha kaç dönem daha karşı tarafla çözmeden bu ilişkiye hop diye atılıyorsunuz? Yapmayın. İlişki hazinesini kutlamak istiyorsanız bu ilişkiyi doğru yönlendirmeniz lazım. Evli çiftlerle ilgili özellikle evlenen ve uzun soluklu evli olanlarda da artık kadınlarımız gözüm kör bakıyorum, duymuyorum. Aynı laflar, aynı hayatımda bu kadar incinmedim ve düzenimdeki yaşadığım ilişkim bana değer vermiyor, önemsemiyor diyorsanız bunun da sizin bu konuda payınız var. Çünkü siz bütün derdinizi içinize anlatıp sorumlulukları ben yaparım dediğinizde hayatınızdaki insan sadece size yaptım der. Siz de yapmış olduğu şeyi yapmadığını savunarak boşuna konuşmuş olursunuz. O yüzden artık sen adımlarını, sen kontrollerini, senin evreni oluşturmamız lazım. O yüzden kalbini temizle ve yönüne bakman gerekiyor. Sevgili akrepler, beğen, yorum yaz, kanalımıza takip etmeye devam edin. Hemen bakıyorum. Sevgili akrepler, aile büyüklerimizden sağlık problemi, hastanede sıkıntılı bir dönem ya da ruhsal olarak yorgun olan büyüklerimizden birinin ani sağlık krizleri gündemde olacak. Ama şöyle, bu sağlık krizinden sonra bazı 5 ya da 6 kardeş arasında özellikle de isim harfinde Filiz gibi, Fatih gibi, F ya da işte F belirgin olan ya da C ya da İ harfi belirgin olan biriyle miras tartışmaları. Yani kişi yaşarken bu kaoslara gireceksiniz ve bu laf atışmaları var. Durun, bir mezara gitmesi gereken nokta daha uzun soluklu ve burada adaletsiz konuşmalar var. En azından yaşayan insana saygı göstermeniz lazım. İleride sizin de başınıza geleceğini unutmayın diyorum. Evet, yeni iş kurmak, yeni alanlarda var olmak isteyen sevgilim akrepler için. Evet, başlamak, yapmak birçok noktada ama siz iki iş, üç iş birden yapıp ekstra borçlarınız ve sıkıntılarınızla alakalı birçok noktada yukarıdaki emrin size verildiği, artık birçok işte kendinizi sunup bunlarda çok büyük başarı elde edeceğiniz gözüküyor. Yeter ki siz bu elime attığım kuruyor deriz ya, hayır, artık sizin elinize attığınız her şey yeşerecek. O kadar güzel, kalbiniz iyileşecek, çevreniz yenilenecek, hatalara maruz döneminiz kalmadı. Siz artık bereketinizle Rabbimin size var edecek en güzel noktalara aitsiniz. Yeni aşık olmak istiyorsanız biraz daha bunun için vakit var. Yani en azından Ağustos'un 20-25'i sizin bu konudaki doğru soru işareti verecek, kandiliniz yanacak. O yüzden cesaret değil. Bu ara borçlarımızı, harçlarımızı toparlayalım. Bir de bu ara kız kardeş, anne sağlık problemiyle alakalı da mecbur kontroller yapılabilir. Bunun verdiği gerginlik olabilir. Farklı taş ev, toprak ev, arsa üzerine ev almak isteyenler için çok büyük bir anneniz ya da teyzeniz ya da halanız ya da ablanızdan gelecek destekle ortak bir yatırım yapacaksınız. O ortak yatırım sizin kanatlanmanıza yardımcı olacak. Evli çiftlerde de özellikle görümce dediğimiz ya da elti dediğimiz kişilerdeki problemler bitiyor. Sizin haklılığınız konuşulacak ve yıllardır haklılığınız verilmiyorsa artık size bu zenginlik, bu hak tanınacak gözüküyor. Şimdiden bunu değerlendirin. Sevgili yaylar, ben yazı yaz.
Sevgili yaylar, özellikle bu ara farklı telefon diyaloglarımız, iş gereği yapacağımız oluşumlar, özellikle kadınlarla bağlantılı çok yoğun bir noktada çalışıyorsanız ve aynı şekilde bölümlerde de farklı alanlarda çok yoğun erkekler varsa işinizde ani 3 hafta içerisinde değişecek yenilik, pasta kutlaması, doğum günü kutlaması, şenlik kutlaması yaşanacaksınız ve güzel gelecek teklifi doğru değerlendirdiğinizde gücünüze güç, içinizdeki sihir, içinizdeki varoluş tekrar cıvıl cıvıl olacak. Çünkü bezgin bir ruhtunuz, hayata karşı mahkeme etmek, onu mahkeme etmek, yapamıyorum, edemiyorum dediğimiz evreyi artık böyle tak diye vuracaksınız. Artık siz başaracaksınız ve hatta şunu demek istiyorum, parasal beklediğimiz 3-4 aylık kişiden gelecek para sizin daha rahat oluşumunuzu, ani taşınma fikriniz, yeni bir yeşillik doğası olan ve iyi insanlar alanında oturmak istiyorsanız şimdiden güzel kapılarınız, güzel anahtarlarınız var. Bu taşınma sizin hayal ettiğiniz evin anahtarınıza sahip olmayı gösterir. Bu ara evde evlenmeyi düşünen ya da evlilik konusunda ben şanslısım, kısmetlisim diyenler de tanıştırılma. Bu çevrenizde, etrafınızdaki insanları doğru kontrol ettiğinizde hayat arkadaşınızla doğum gibi bir aşk yaşayıp ve kaderinizin çarkları, yukarıdaki meleklerin sizi fazlasıyla hani gökkuşağındaki bütünleşmeyi en iyi şekilde yaşayacaksınız diyorum. Denge, huzur ve mutluluk söz konusu olacak. Yalnız araç konunuzla alakalı tamir, tadilat ya da bunlarla alakalı kazalara dikkat etmemiz lazım. Bir de borç konumuzla ilgili 7 gün, 7 hafta içerisinde bu borç size verilecek. Bu boşluktan da çıkmış olacaksınız. Evet, yol seçimleriniz ve bu ara çevrenizdeki dostlarınız, okul çevreyle alakalı dostlarınızla geçireceğiniz sohbetler sizi farklı bir oluşuma yaratacak. Ve en azından eski enerjinizde, eski gücünüzle yeniden kavuşacaksınız. Olması gereken hayat size tekrar gülümseyecek, korkmayın. Sevgili oğlaklar, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve kanalı destekliyorsunuz. Keşfete düşürelim. Evet, kafanız bu ara ilişkiler konusunda, aile konusunda, iş çevrenizdeki insanlarla bağlantılı noktada devamlı onların hatalarını örtmek, onların kapılarını daha rahata sağlamak, onların sorumlulukları, onların düzenini düşünmek istemiyorsun. Artık benim kanatlarım özgür, kendi bereketim, kendi şansım aydınlığa doğru gidiyor. Artık ben kendi hayatımın yolunu çizip hayatımdaki birçok insanı eritme kararındayım. Kendi bilgeliğim, kendi ruhum, kendi zenginliğim diyeceksiniz. Ani taşınma, ani iş değiştirme, ani fikir değişikliklerimiz daha revaç. Yani yıldızımız gerçekten parlayacak ve aynı şekilde kalbiniz de yeniden kıpır kıpır sevgiyle dokunacak. Hayal hani yüzümüze takarız ya bazen maske. Hani etrafa boş boş gülümseriz ve hiç sıkıntımız yokmuş gibi davranırız ya, artık o maskeniz çıkıyor. Ve o maske çıktığında kendi pastamızı, kendi ilişkilerimizi, kendi çevremizi yepyeniden kutlamaya başlayacağız. Ve olmadık sürprizler, yurt dışı fikriniz varsa bu hafta, seyahatinizle ilgili düşünceleri mahkeme etmeye gerek yok. O ne olacak, bu ne olacak demeyi bırak. Kendin için kendi ruhunu, kendin olman gereken hayat artık kendi gücünle var olmalısın. Evet, yolculuklar size iyi gelecek. Aşık olmak istiyorsanız ve aşk konusunda bu konuda çok müzdarifim diyorsanız, evet aslında mantık doğrultusunda aşk istiyorsunuz. Beni yıpratmayacak, ben çok kırıldım, çok incelim, artık dengeli ve huzurlu bir hayat istiyorum diyorsanız, bunun için de sizin de değişmeniz lazım. Sizin kurallarınız da sert, gelecek insanlar size fazlasıyla zorlanıyor. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da bence uzun süredir devam eden diyalog problemlerimiz daha yumuşak, hatta sürpriz çocuk kararı verebilir. Bu konuda kendi kırılan o alanımızı tamir edeceğimiz gözüküyor. Bir de şöyle bir sorun var, özellikle anne kırgınlıkları, hak konularıyla alakalı bazı konuşmalar canınızı sıkabilir ve bu konuşmalardan dolayı aileden biraz uzaklaşmaya niyetiniz olabilir. Bazen haksızlıklar sizi ve benim hakkım ve emeğim dediğiniz şeyde sanki sizin hakkınız yokmuş gibi davranmaları sizi incitiyor olabilir. Hak sizin verecek, merak etmeyin. Sevgili kovalar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Bu ara iletişim, konuşmak, çevrenizdeki insanların yaptığı batıkları, yaptığı hataları temizlemekten çok fazla yoruldunuz. Yani herkes birilerinin kuyruğunu kazarken siz birilerini iyileştirmek adına bir oluşum yarattınız.
iyilik dokunması ve artık insanların kendi algısız olan ve ben anlatıyorum ama onlar beni dinlemiyor dediğimiz evreyi artık bırakıyorsunuz. Kimseye bir şey öğretmek istemiyorsunuz. Kimseyi dinlemediğine karar verip kendi seçimleriniz, kendi kararlarınız doğrultusunda hareket edeceksiniz. Başkasının hatasını ben iyileştiremem. Ben hayatımda yaptığım fedakarlık, yaptığım iş ve gücüme göre çalışırım. Kimsenin arkasını kollamam diyorsunuz. Tebrikler. Bu hafta kollamayın. Çünkü gerçekten konumunuz için, başarınız için daha güzel sürprizler söz konusu olacak. Aile içerisinde mahkeme beklentiniz, bununla ilgili başvurularınız, toprak ve hazine ile alakalı açılması gereken konularla ilgili kardeşler ya da kuzenler arasında bazı kişiler size düşman kesilebilir. Ve bu yüzden de bu bazı dosyalar, bazı olaylar uzayabilir. Uzadığı için de siz onlarla alakalı tartışmalar ve film şeridi gibi uzayacak. O yüzden anlaşma yoluna hakkınız olanı yasal avukatınızla çözüp sizin muhatap olmanızı istemiyorum. Yeni aşık olmak isteyenler özellikle Derya, Demet, Deniz ya da Dursun, Deniz kim varsa D harfiyle alakalı noktada ya da V harfi olabilir. Bazı enerjiler çekişi var ya da etkilendiğiniz kişide bu harfler varsa, E de varsa artık o sizinle güzel bakacak. Güzel diyaloglar ve yıkılan ilişkiyi tekrar tamir edecek. Uzun süredir geri dönmesini istiyorsanız 5 ya da 6 ya da 8 ayda ilişkinizin evet sarılmak, onun kokusunu, onun enerjisini özlediyseniz onun hayatında başka biri ve size daha yepyeni bir insan çıkacak. Özellikle de bu kişide Erhan gibi, Erdal gibi, Serkan gibi bu harfler belirgin olacak. Bir de aileniz size çok fazla baskı yapıyor olabilir. Özgürlük alanınız tıkanmış olabilir. Biraz daha eğitim konularında kendinizi geliştirmek, kendinize ait alanları rahat tuttuğunuz takdirde hem aşk hem özgürlük sizin kanatlarınızda. Hoşçakalın. Sevgili balıklar nasılsınız? Hemen bakıyorum. Bu ara evlilik planı içerisindeyken ve bu planı hayatımıza geçirmek için büyük bir mücadeledeyiz. Ekonomik olarak yaşadığımız bazı zorluklarda hani evlendikten sonra toparlanabilir miyiz? Borçlarımız bizi çok daha fazla yıpratır mı diyorsanız korkmayın. Evliliğinizde, bereketinizde, hayrınızda çok aydınlık olacak. Yalnız iş değiştirmek, işinizle alakalı almanız gereken haklar, size verilmesi gereken birçok noktada gecikmeler olabilir. İş yerinizde bir bazı konum değişikliklerinizle alakalı noktada zarar görmeye gidebilir. Üst düzeydeyken aşağı düşebilirsiniz. Bu hafta iş çevrenizdeki üst düzey konumlar ya da sizin üstünüzdeki insanlara dikkat edin. Sizinle ilgili yapılacak bazı konuşmalar sizin işinizi aşağı çekecek. Bunu ihmal etmeyelim diyorum. Bir de bu ara astrolojik, meditasyon, spor hocası olmak istiyorsanız bununla ilgili artık kendinizi geliştirmeniz lazım ve geliştirdiğiniz takdirde işinizde çok büyük bir başarı olacak. Evet, benim kalbimdeki kişi beni gerçekten sevdi mi? Ben niye bu ilişki bitti diyorsanız kültürel ve fiziksel olarak birbirimizi yıpratıyorduk. Bitmese sizin için daha sağ. Yeni bir insan var mı derseniz aile çevreniz, yakın çevrenizle alakalı noktada alacağınız destek sizin gerçekten ve gerçekten doğru insanı bulmanıza yardımcı olacak. Bence bu konuda da artık gözünüzü karartın. Sözlü ya da nişanlıysanız aileler arasındaki anlaşmazlık ve bazı insanların size yapacağı konularda alyansınız ya da yapılacak kötü enerjilerde ilişkiniz bitebilir. Buna da hazırlıklı olun diyorum. Bir de sağlık olarak özellikle sizde ya da aile büyüklerimizde kalp damar riski olabilir. Bu hafta bunlara dikkatli olalım. Bol bol su içelim, vücut enerjimiz şifalansın. Hayır yapmanız lazım. Özellikle yaşlı bakım evi ya da yaşlı insanlara dokunmanız lazım ya da sokak canlılarına dokunmanız lazım. Bereketiniz daha çok aydınlanacak. Sizin her verdiğiniz sadaka sizin mal mülk sahibi edeceğini unutmamanız gerekiyor. Mutlu kalın, abone olun, yorum yapın, keşfete düşürelim. Hoşça kalın.